LGS'ye son 42 gün gerçekten çok az bir süre kaldı ama çok değerli bir süre. Bir aydan daha fazla bir süre. Bu süre zarfında netlerimizi ciddi bir şekilde artırıp hayallerimizdeki liseye yerleşebiliriz. Peki nasıl yapacağız bunu? Tabii ki de bol bol soru çözerek. Yani bizim gireceğimiz sınav LGS sözel ve sayısal bölüm 2022 bu. 2021 sınavı sorulardan oluşuyor. Önümüzde sorular var. Bu sorularla alakalı hatalar yapmamız, bunların doğru cevabını öğrenmemiz ve sınava kadar beynimizi sadece buna odaklamamız gerekiyor. Başka bir şey düşünmemize gerek yok. Sınava odakladığımız gerçekten de netlerimiz artacak. Ha, bir anda 20 net artmaz belki ama şu anda 70 yapıyorsak 75'lere, 80 yapıyorsak 85'lere, 60 yapıyorsak 70'lere çıkarabiliriz. Bu son 42 gün gerçekten çok çok değerli bir süre arkadaşlar. Dolayısıyla sıkı sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Leonardo Vinci diyor ki, engeller beni durduramaz. Her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir. Gerçekten de sizler sözel ya da sayısalda şu anda eksikleriniz varsa, matematikte istediğiniz netlere ulaşamadıysanız, hala bazı konularda yanlış yapıyorsanız bunlar sizin önünüzdeki engel arkadaşlar. Bu engeller sizi durduruyorsa eyvah. Durdurmuyorsa, çalışmaya devam ediyorsanız, daha fazla soru çözerek, daha dikkatli okuyarak, daha ısrarlı bir şekilde gayret göstererek devam ediyorsanız engeller sizi durduramayacak ve hayalinizdeki liseye gireceksiniz. Hemen haftanın sorularına bakıyorum. Tuana Toklu demiş ki, günde kaç deneme çözmeliyim? Bence arkadaşlar, eğer okulunuz da size izin veriyorsa, okula gitmediğiniz her gün deneme çözmelisiniz. Yani hafta içi kaç gün gitmiyorsanız, hafta sonu kaç gün gitmiyorsanız, hafta sonu belki de kursunuz var, gidiyorsunuz, bilemiyorum. O yüzden okula gitmediğiniz her gün deneme çözmeniz gerekiyor. Çünkü neden? LGS bir deneme. Bakın deneme. Üzerine deneme yazmamışlar ama sınav yazmışlar ama bir deneme. Peki hocam okula gittiğimiz günler deneme çözmeli miyiz? Evet. Okuldan geldiğinizde yorgun değilseniz, dinlendiyseniz yine sağlam bir kafa, sağlam bir vücut, sağlam bir motivasyon içerisindeyseniz hemen deneme çözmelisiniz. Çünkü sınavda deneme çıkacağı için deneme kondisyonunuzu artırın. Denemelerde yaptığınız yanlışları test olarak çözün. Denemelerde yaptığınız yanlışları konu anlatımı olarak çalışın arkadaşlar. %2'lik dilim için günde kaç soru çözmem gerekir? Arkadaşlar sınavda biliyorsunuz ki sözel bölümde 50, sayısal bölümde 40, toplam 90 soru çıkıyor. Dolayısıyla size bir sabah 90 tane soru soracaklar. Ama siz ona hazırlıklı olmak için 90 çarpı 2 soru çözerseniz yani 180 soru çözerseniz ona hazırlıklı olmuş olursunuz. Fakat diliminizi 2 istiyorsanız yani iyi bir dilime çıkmak istiyorsanız bence bu 90 sorunun 3 katını çözmeniz çok daha mantıklı, çok daha doğru. Peki bunun kaç tanesi matematik? Bu 90 soruda kaç tane matematik varsa o kadar. Kaç tanesi inkılap? Kaç tane inkılap varsa o kadar. Ha inkılap çözmezseniz dinden, İngilizceden soru çözerseniz o ayrı mesele. Ama en az 270 soru çözdüğünüzde ikinci dilim için çok yakınsınız diyebilirim. Canberk Erdoğan demiş ki öğretmenim turlamaya zamanım yetmiyor. Genelde ne yapmam lazım? O zaman turlamaya zamanın yetmiyorsa iki seçenek arasında kaldığında mutlaka doğru cevap vermelisin artık. Yani iki seçenek arasında kalıp ya ben bunu sonra yaparım sonra yaparım diye fazla bırakmaman lazım. Bir de konu eksiğin var demek ki. Turlamaya bıraktığın sorularda dönemediğin sorular, konu eksiğin olan sorular. Onlara mutlaka bir kez daha güzel güzel konu anlatımı yaparak çalışman lazım. LGS denemelerde gibi mi olacak yoksa daha mı zor olacak veya daha kolay? Arkadaşlar LGS çalıştığınız zaman, bakın tekrar söylüyorum, çalıştığınız zaman kazanacağınız zaman size zor gelecek. Nasıl yani hocam? Hiç çalışmıyorsanız şu anda, hiç gayret göstermiyorsanız LGS'ye gireceksiniz. Aa, kolay ya, çok kolay diyeceksiniz. Bakacaksınız. Bunlar kolay ki ya diyeceksiniz. Çünkü çalışmadınız, bilmiyorsunuz sorunun kalitesini. Ama şu anda çalışıyorsanız ve kazanacaksanız, bakın kazanacaksanız diyorum. LGS'ye girdiğinizde sözel bölüm kolay gelecek ama sayısal bölümde çalıştığınız için ve kazanacağınız için sorunun kalitesini anlayacaksınız ve diyeceksiniz ki bu soru zormuş. Mesela iyi bir aşçıya iyi bir yemek verirseniz o yemeğin kaliteli mi, lezzetli mi, iyi mi olduğunu anlar. Ama aç bir adama verirseniz o zaten her şeyi açır. Her şeyi ona güzel gelir zaten. Karnı aç çünkü adamın. Ama iyi bir aşçı, iyi bir gurme kaliteli soruyu anlar. Kaliteli yemeği anlar. Sizler de eğer çalışıyorsanız ve kazanacaksanız sınavda zorlandığınızı anlar olacak. Diyeceksiniz ki bu zormuş ya, ben bunda zorlanıyorum. Bu zor bir soruymuş diyeceksiniz. Ama netlerinizi güzel güzel yapacaksınız. Turlama taktiği yaparak, fenden başlayarak, şuradan başlayarak, buradan başlayarak bir şekilde yapabileceğiniz en iyi netleri yapıp sınavdan sonra da zordu ya deseniz bile kazanacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla sınav size zor gelecekse eğer ki arkadaşlar çalıştığınız içindir. Bu yüzden sakın korkmayın. Yani sınav zor gelecekse de önemli değil. Çünkü ben çalıştım kazanacağım deyin. Sınav size kolay mı geldi? O zaman zaten yapın, sıkıntı yok, yapın çıkın yani. O zaman ya süper zekasınız ya da çalışmadınız. Anlaşıldı mı? Yani çok kolaydı sınav, harika geçti, çok kolay, rahat rahat yaptım. O zaman siz süper zekisiniz ya da hiç çalışmadınız. Anlaştık mı arkadaşlar? Dolayısıyla çalışan kazanır, elması kızarır. Zor olsun önemli değil ki. Zor olsun ki çalıştığınızın karşılığını alın. Zor olsun ki siz zorlanarak yapın,
Diğer hiç çalışmayanlar ise yapamasın. Anlaştık mı arkadaşlar? Hiç korkmanıza gerek yok. Dolayısıyla zoru hemen yaparız, imkansız zaman alır diyeceksiniz. İmkansız sorarlarsa da o zaman biraz zaman alacak. Yapacak bir şey yok. Ama bizler çalıştığımızın karşılığını alacağız. Bundan asla korkmayın. Yani 90'da 90 yapamazsam kazanamıyorum. O zaman sen ya Galatasaray ya Robert istiyorsun. Ha, eğer %2'lik, 3'lük, 4'lük, 5'lik, 6'lık, 7'lik birimlerse mutlaka gireceksin. Ama 80 netle gireceksin, ama 87 netle, ama 84 netle, ama 75 netle. Fark etmez. Bir şekilde başarıp kazanacaksınız. Yeter ki çalışmaya devam edin. Denemelerde ilk matematik yaptığında fen düşük. İlk fen yapınca matematik düşük geliyor. Ne yapmalıyım? E tabii ki burada en güçlü olduğun ders nereyse oradan başlaması. Fenin daha iyisi mutlaka fenden başla. Sonra matematikte yapabildiğin en iyisini yapmaya çalış. Ama matematiğin daha iyisi önce matematikten başla. İnkılapta çok zorlanıyorum çünkü en fazla net önemli. En fazla net yapan kazanacak. Yani şöyle düşün. 20 matematik var, 20 fen var, 20 Türkçe var. Ben turuncu olayım, sen de kırmızı, sen de mavi ol mesela. Ben 20 Türkçe'de 19 yaptım. 20 matematikte 10 yaptım mesela. Şurası Türkçe, şurası matematik, şurası fen. 20 fende de atıyorum 10 yaptım. Tamam mı? 10 tane yaptım. Sen ise 20 Türkçe'de 18 yaptın. Bak Türkçe'de benden gerisin. 20 matematikte örnek veriyorum. Benden 8 tane yaptın. Bak 8 tane matematikten benden gerisin. Ama fende 20'de 20 yaptın. Veya 20'de 19 yaptım, bilmiyorum. Sen beni geçtin, çoktan geçtin. Çünkü niye? Burada 10 tane fazlan var. Burada ise 2 tane eksiğim var. Anlaştık mı? Dolayısıyla güçlü olduğunuz tarafa daha fazla ağırlık verip çalışın, orayı iyi yapın arkadaşlar. Geldik buraya. Kocaeli Fen Lisesi, Pardon bir tane daha soru vardı galiba. Gaza geldim. Neredeyiz? Ha. İnkılapta çok zorlanıyorum, ne yapmalıyım? Arkadaşlar inkılapta bol bol soru çözeceksiniz ama konu anlatımında eksiğiniz varsa onları öğrenerek, bir de kavramları karşınıza yazarak gidin. Esas inkılapta çıkacak şey değil, biliyor musunuz? Bakın, bir milli bağımsızlık var, ülkenin kurtuluşuyla alakalı. Bir milli egemenlik var, ülkeyi halkın yönetmesiyle alakalı. Bir milli birlik ve beraberlik var, birlikte olmak, topyekun olmakla alakalı. Bir de laiklik ve çağdaşlaşma var, modernleşmeyle alakalı. Bu kavramların her birini İnkılapta gördüğünüz her şeyle eşleştirmeniz lazım. Kuvayi Milliye, milli bağımsızlık. TBMM'nin açılması, milli egemenlik. İşte Sakarya Zaferi'nden önce tekalif milli emirlerinin yayınlanması, hep beraber milli birlik ve beraberlik. İşte Şapka Kanunu, laiklik ve çağdaşlaşma. Bunları bilmeniz lazım. Bu yerleştirdikten sonra detayları çok rahat halledebilirsiniz. Bol bol soru çözerek arkadaşlar. Kocaeli Fen Lisesi gördüğünüz gibi %1'lik dilimle alıyor ve karşılığında veriyor. Tıplar, mühendisler havada uçuyor arkadaşlar. Ve geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere. Haftanın kaynağı LGS geri sayım denemeleri. Arkadaşlar LGS geri sayım denemeleri gerçekten efsanevi denemeler. 2021 LGS'de, 2020 LGS'de birçok sınavda birçok soru yakalamış bir deneme. Biz yeniden güncelledik. 2022 LGS için tamamen soru yakalamak üzere hazırladık. Burada toplam 3-2-1 eşittir 6 tane tam LGS deneme var. 3-2-1 bitiriş edeceksiniz. Ve inşallah buradaki soruları güzel güzel çözerek hayalinizdeki liseye hop badanak gireceksiniz. İnşallah şimdiden sizlere sınavda başarılar diliyorum. LGS geri sayım denemelerini açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç yapıştan alabilirsiniz. Mutlaka çözün diyorum. Bence buradaki sorulardan birkaçı net bir şekilde birebir aynen karşınıza gelecek. Çoğu da taktik olarak, mantık olarak karşınıza gelecek. Bunu hissediyorum. Bunu öğretmenlik tecrübemle hissediyorum. Mutlaka çözün arkadaşlar. Deneme mutlaka çözün. Niye? Çünkü zaten sınav bir deneme. Sadece bunu değil, başka yayınlardan da çözmenizi tavsiye ediyoruz. Bizim zaten başka başka denemelerimiz de var arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Güzel sonuçlar alacağınıza emin olun. Bizler sizlere güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın arkadaşlar.